Herkese merhaba. Bugünkü videomuz orijinal SIM kartta çok salçalı olan arkadaşlar şarjlı sisteme takıldığı için 8 saatte bir salçaları DC'ydiği için ve şarj olmadığı için o çarlar sadece günde 8 saat oyunda kalıyor. Ya gidip her çar başına Iron VIP yapacaksınız. Bu da eğer 8-10 tane salçanız varsa haliyle 100 lira falan tekabül ediyor. Bunu vermemek için böyle bir çözüm bulduk. Bunu çok sordunuz. Hemen onu çekeyim. Arkadaşlar öncelikle salçanız neredeyse onu belirleyin. Öne göre salçanı burada mı? Ve orada mı? Neredeyse artık. Öncelikle onu bir belli etmeniz lazım. Diyelim ki benim çağ burada olacak salçanı. Hemen bir kasım alanından kayıt oluşturuyorum. Kayıt diyorum. Burada. Tabii siz onu kendiniz yapacaksınız. Ben size şunu göstereceğim. Örnek veriyorum. Burada. Gıda tüccarına uğratıyorum. Niye gıda tüccarına uğratıyorum? Çünkü bu çağ return alması lazım. Return üstünde olması lazım yani şart. Buradan Good Bank banka uğratıyorum. Tabii siz Good Bank'ı da uğratmanız gerekiyor. Ben video kısa sürsün diye yapmayacağım bunu. Bu arada işte tıngır tıngır Good Bank'a gidip geri gelmeniz lazım. Diyelim geri geldiniz diyelim varsayıyorum. Geri geldik. Tam burada bir tabi sıkıntı varsayıyorum gene. Hemen oluşturuyorsunuz. Mesela ne yapalım? Salt X1 dedim ben buraya. Tamam oluştu o. Sıkıntı yok. Şunu bir silin. Bu kafanız karışmasın. Salt X1 diye bir script oluşturduk. İkinci bir script daha oluşturacağız. Kayıt diyeceksiniz buradan. Tam buradan. Tam buradan başlıyoruz. Artık nerede salsa orada tekrardan başlatıyoruz. Bu arada donakları da kurabilirsiniz. Fark etmez. Zetu çeke çeke şehirlerden arası geçiş yapa yapa. Gerisini zaten gördüğünüz gibi buradan işler yani. Hotan motandan ışınlanıp donakla gitmek vesaire. Onu gösterir. Bu çar buraya gelsin diyorum. İşte burası iyidir işte. Burada XP gelir. Birkaç kere vursa yeter zaten bu sonra. Bunu da yaptık. Burada stall sonrası ataş dedim mesela, tamam mı? Gibi. Bunu da oluşturduk. Bunda bir sıkıntı yok. Oluşturdum ve kasma alanına yani salıma yine geri gidiyorum. Arkadaşlar bu yapacağım şeyi lütfen dikkatlice izleyin. Kendiniz daha da ileride gelişebilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Hemen bir şey yapalım. Ne yaptık? Saçımız tam buradaydı değil mi? Şimdi arkadaşlar. Bakın. Burada tuptik yapılandırma var. Öncesinde sizin çarınız ne yapacaktı? İşte tezgah falan ayarlayın. Şu ikisini aktif edin. Tamam mı? İsmini falan koydunuz. Kasım alanından ayarlara giriyorsunuz. Burada şehir döngüsünü atlayı aktif etmeniz lazım. Unutmayın. İkincisi çar neredeyse, örnek veriyorum çar Jangan'da değil mi? Sal da burada. Jangan'da kayıtlı olsun çar. Bunu da yaptık. Tez toplam filtresinden, altın aktarımından şöyle Good veya Depo artık hangisinde paranız varsa ona göre ayarlarsınız. Ben Good Bankası'ndan almasını istiyorum. 5M yaptım. Bakın bak, bilerek ben skripti Good Bankası'na götürmedim. Lütfen bana benim çar neden Good Bankası'na uğramıyor demeyin. Video kısa sürsün diye oraya gidip gelmedim. Yoksa skripti daha uzatabilirdim yani. Bunu da yaptık. Şimdi buradan tezgah filtresinden artık örnek veriyorum. Sallıyorum mesela Monster, Summon, Scroll. Gül Bankası'ndan alacağı için. İşte tezgah derim. Miktarı işte 10 tane derim. Örnek bu tabii. Örnek. Örnek fiyatlar bunlar. 80M sallıyorum. Yaptık bunu. Sonra daha sonra toplam filtresinden girip buraya Monster, Summon, Scroll dediğimiz zaman bunlar da gidip Gül deposundan al dediğimiz zaman hani gidip oraya uğrayacağı için gidip alır. Ayrıca şehir kısmına return'u da gidip 50 tane aldatırsanız return olması şart. Onu da unutmayın. Return'u da buradan alacak. Bir de manager'da bu çar hani manager'da sağ çarınızı girdirirken return'u da başlatmayı unutmayın. Onu da dikkat edin. Onu da yaptık diyelim. Tabii şu an bu şekilde olacak, tamam mı? Ardından başka bir şey yok burada. Şimdi arkadaşlar kasım alanına geliyorsun. Bir tane hemen ekleyelim bir şey. Ne yapmıştık biz? Stat X1 değil mi? Seçtim buradan. Tamam mı? Seçtim bunu. Bu bizim Stat X1 neydi? Çağ gidecek yüzük şeye falan filan. Depoya mepoya. Bunu skripte en son buraya geldiği zaman zaten salını açacak. Onda sıkıntı yok. Hemen gidip otomatik yapılanlamadan bir profil oluşturuyorum. Ne diyorum? Yeni diyoruz. Ne yapalım? Stall
öncesi. Bakın aynısını yazı, tamam mı? Bak aynısını. Hani aynısı derken bu yaz, buradaki yazdığınız şey çok önemli. Çünkü bunu tekrar koşullara eklememiz lazım. Ben bunu sağlığın üstü olarak kaydettim. Tamam mı? Bakın bizim tüm ayarlarımız, tamam mı? Sal öncesinde zaten ayarlı. Tamam mı buraya kadar? Bunu yaptık. Tabii ben şu an sal öncesinden çıkacağım. Bak sal öncesi profili bu. Tamam mı? Ayarlar hepsi duruyor zaten burada. Görüyorsunuz. Hemen tekrardan varsayılana geri döndüm ben. Tamam mı? Şu an varsayılanlardayım yine. Bu sefer gördüğünüz gibi varsayılanlardayım artık. Girip buradan bunu siliyorum. Oluşturuyorum. Pardon. Ekle diyorum. Ekledim. Ne yapmıştık biz? Sal sonrası atak yapmıştık. Doğru mu? Bunu da ekledim. Buraya. Daha sonra saldırı kısmından bunu kaldırıyorum. Tabi tezgaha hemen gidip bunları kaldırıyoruz. Çünkü bu bizim diğer profilimiz. Bunu ayarladık. Tamam mıyız buraya kadar? Burada sıkıntı yok diye düşünüyorum. Bakın burası bizim sal sonrası profilimiz olacak. Her şeyi ayarladık. Ataktan falan filan her şeyi ayarladık mı? Bakayım tekrardan tezgaha. Tamam, ayarlamış tezgah. Aktif değil sal sonrasında. Hemen bir isim oluşturalım. Yeni diyelim. Sal sonrası diye oluşturdum. Gördüğünüz gibi basit sal sonrası ayarlarımız. Hemen şöyle bir atağı da ekleyelim. Pardon, bu fuhu çıkartalım buradan. Tamam, ekleyeyim bir saatte. Sal öncesinde gidelim. Gördüğünüz gibi sal öncesinde atak kapalı. Sal X1 dosyamız duruyor. Hemen sal sonrasına bakalım. Gördüğünüz gibi burada da sal sonrası atak skriptimiz ve ataklar falan açık burada. Umarım anlamışsınızdır iki yeri, ayrı ayrı yeri de. Şimdi sal öncesine geliyoruz. Diyoruz ki, örnek veriyorum, uçar 300 dakika bir, 300 dakikada bir şey istiyoruz biz, değil mi? Yani oyuna çıkıp girmesini istiyoruz. Tamam. 300 dakika ama bizim bu sal öncesinde şöyle bir şey yapmamız lazım. Koşulardan oyun süresini, tamam mı? 294 dakika olduğu zaman, 294 dakika olduğu zaman önce bir botu durdursun. Tamam mı? Bak önce botu durdursun. Oyun süresini seçiyorsunuz. 294 dakika yapıyorum ben. Sizin dakikanız size kalmış. Botu durduruyorum. Koşular eklendi. Ayrıca bot da o arada da saldaydı. Botu, hani bot bu şekildeyken botu durduracağı için o süre zarfında tak bu şekilde hemen bu hale dönecek çar. Neyse, bu sefer ne yapacağız? 295 dakika olunca profil değiştireceğiz. Tamam mı? Ekle, oluştur. Ne yapmışım? Biz sal sonrası. Aynısını yazıyorum bakın. Hani buradaki isim de aynı olması lazım. Sal sonrası. Gördüğümüz gibi ne yaptık burada? Bu çar 294 dakika olunca oyundaki süresi botu durduracak. 295 dakika olunca da profil değiştirecek. Tamam mı? O değiştirdiği profilde şimdi burada sal ayarlayacak hali. Daha sonra sal sonrası profiline geçeceği için bu hale dönecek. Doğru mu? Hani atak yapmaya müsait. Kasma alanı belli. Doğru mu? Çizik oraya kadar. Belli. Yani buradan bu sal sonrası atak, bilmiyorum, bu video 5. kez çekişim artık. Bazı yerleri kaçırıyorum. Umarım bu video değildir. Tam da buradan bir de manyaklara bisiklet çizmemiz gerekiyordu. Onu umarım bu videoda anlatmışımdır. Çünkü bayağı yoruldum artık. Umarım o bisiklet çizmişsiniz. Yani tam buradan kasma alanı da bisiklet oluşmanız gerekiyor. Onu da oluşturmuşsunuz öyle düşünüyorum. Onu da yaptık. Peki bu sal sonrasında ne olacak? Sal sonrası profilinde ne olması gerekiyor? Koşullardan 295'te ne yapmışız? Biz profil değiştirmiştik. Burada bu sefer tam tersi, 296 dakika olunca sal sonrası için konuşuyoruz profilde. Botu başlatmamız gerekecek bu sefer. Botu başlat diyeceğiz. Botu başlat. Ekle ve oluştur. Tabii yine aynı şekilde kasmanın şehir döngüsü atlamış olması lazım. Ki direkt atağa gitsin. Direkt hani buradan hemen böyle atak yapmaya gitsin. Bunu da yapacak. Daha sonra bu sal sonrası profilimizde şuradaki koruma kısmından
Şeridon baltı kes kısmı 300 dakika yapın. Şunları da bu şekilde yapın. Bunu niye yapacaksınız? Çünkü çar 236 dakika sonra botu saplayacak. Oradaki manyaklara gidecek. Atak yapacak. Halona XP geldiği için oyuna çıkıp girdiği zaman şarj süresi gene dolu olacak. Yani 300 dakika sonra bu çar, yani 4 dakika sonra, yani 296 dakikayla 4, 300 dakika arası 4 dakika var. Hemen gidecek, şehre gelecek. Ve oyuna çıkıp girecek. Fakat, bakın fakat diyorum. Oyuna tekrardan girdiği zaman bu çar, hali sal sonrası profiliyle oyuna girecek. Tamam mı? Sal sonrası profiliyle oyuna gireceği için yine bu saatte gidip atak yapmaya gidecek. Bunu unutmayın. Tekrar koşullara geliyoruz. Diyoruz ki oyun süresi, tamam mı? Oyun süresi 290, yani 3 yaptım bu sefer ben. Çünkü bu sefer sal öncesinde geçmemiştik. Geçiş yapmamız lazım. Oyuna tekrardan girip çıkacak ya bu çar. Onu düşünün şu an. Onu hesaplayacağız. Oyun süresi 293 dakikaysa eğer ve 293 dakikadan daha küçükse, şunu yaptık. Profil diyoruz. Ekle diyoruz. Tabii şu an bunu yapacak. Çünkü bizim oyundaki süremiz 53 dakika. Bunu bu arada yapacak ama. Profil. Şu an ben oluşturuyorum. Profil. Oluştur. Stall öncesi. Dediğim zaman tak. Gördüğünüz gibi. Hemen profil stall öncesinde geçti. Gördüğünüz gibi. Bundan sonrası zaten çağrılık yapıp oyuna gireceği için hemen oyuna girer girmez stall öncesi profile geçiş yapacak çar. Hatta çar return'la oyuna gireceği için menajerden 35 saniye bekleyeceği için o süre zarfında zaten stall öncesi hazır bir şekilde beklemiş olacak onu. Yani çar burada doğmuş olacak. Çünkü buraya kayıtlı. Tık buraya gelecek. İşte depoya gidecek, işte yüzükçüye gidecek, büyük bankasına gidecek. Daha sonra tekrar buradan stallını kuracak. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen bu videoyu anlamadıysanız tekrardan izleyin. Benim burada yaptığım süre tamamıyla bu arada sal öncesi şeyini bunu kaldırmayı unutmuşuz. Bunu kaldırdım hemen. Ne olur ne olmaz diye. Yani bir kontrol edin yani böyle eksik mi eksik var mı diye. Bu video bu kadardı. Umarım bu video işiniz hoşunuza gitmiştir. Lütfen video like atıp abone olmayı unutmayın. Birazdan da çekiliş videosu da yayınlanacak. Hepinize saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.